Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Zula videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar aylar sonra ZulaTuber hesabına giriyorum ve ben hatta şöyle bir tıkladım ZulaTuber hesabına. Dostlar şimdi baya bir Zula Pass hediye geldi. Yani bu hediye alanlar geldi, 6 kişi almış. Daha arkadaş bu kadar kişi var, yani bunlardan 6 kişi. Ve arkadaşlar çok eski kasalar var. Sınırsız imha kasası var, eldiven görüyorsunuz. Yani kral kasa var. Bu arada ZulaTuber falan değilim. Dedim bir gireyim, şifresini daha değiştirmemişler, almamışlar hesabı ama bütün her şey bitmiş hesapta. Hesapta 101 milyon ZP var arkadaşlar. 34 bin mi, 3 milyon 400 mü, bu ne HP'nin kaç okunuyor bilmiyorum. Arkadaşlar demirlere falan bakar mısınız? Yani materyaller falan var yüzlerce ve desteler var arkadaşlar. Kasalardan ise işte Nisan var, Mayıs var, sınırsız mesela 271 tane var. Sınırsız mesela bir kasa 17 tane Mart var. Bu kasa Zula karakter kasası, ya baya bir şey var arkadaşlar hesapta. Ondan öncelikle yeni bir kulaklık aldım arkadaşlar. Dilerseniz size onu hemen bir göstereyim. Evet arkadaşlar, şu anda karşınızda yeni kulaklığım. Rampage'in X Titan modeli şu anda elime ulaştı. Geldi arkadaşlar, şimdi kutu açılımına geçeceğiz. Kulaklığımız bu şekilde. Çok hoş özellikler falan yazıyor arkasında. Burada ne yazıyormuş işte. 7.1 arkadaşlar, bak bu çok önemli. 7.1 arkadaşlar. USB girişli aynı şekilde. Neyse hemen kutu açılımını yapalım. Ben çok seviyorum kutu açılımlarını bu arada. Evet, şu anda açıyoruz kutumuzu arkadaşlar. Oo, çok merak ediyorum ya gerçekten. Şu an günümüzdeki kur ile gerçekten fiyatını değerlendirirsek çok 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 iyi arkadaşlar. Oo, bir türlü açamadım. Güm dedik. Arkadaşlar bunu buraya koyayım. Abi çok güzel ya. Burada bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor ve garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Evet. 2 yıl garantiliymiş sanırsam. Öyle yazıyor. İşte kurulumlar var. Yazılımı varmış aynı şekilde. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Güzel arkadaşlar, bakın şimdi. Bakın arkadaşlar, burada bir şey göstermek istiyorum. Burada kulaklığın bütün teknik özellikleri yazıyor. Bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. Bütün özellikleri var. Ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor, hepsi yazıyor. Şu anda burada elime aldığımda kulaklığımı ve arkadaşlar bu nasıl açılıyor lo? Evet. Karşınızda şu anda abi, modeli çok güzel ya. Bir de model olarak baktığınızda çok iyi. Arkadaşlar şimdi bunu açmadan önce ilk başta herkesin yapmış olduğu şu. Acaba kafamı sıkacak mı bu kulaklık? Hop. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok hafif. Oğlum hiç kulağımı ağrıtmıyor. Bu nasıl bir şey ya? Ve kafamız büyük olabilir, küçük olabilir. Yani büyük ve küçük kafalı arkadaşlarımız olabilir. O yüzden hemen bir test ediyorum. Yani hop. Görüyor musunuz abi? Kafanız bu kadar da yoktur herhalde. Yani şu kadar bile olsa. Arkadaşlar her türlü kafayı incitmiyor, sıkmıyor falan filan. Çok güzel. Yandan görünüm bu şekilde. Dağ ışıklarına bakacağız. Rainbow aydınlatma var sanırsam. Şurada RGB'li bir şekilde. Buralarda yanıyor. Böyle tırtıklı bir şey yapmışlar. Arkadaşlar mikrofonu var kulaklığımızın. Buraya alabilirsiniz. Şuraya alabilirsiniz. Yani içe koyma gibi bir şey yok. Ama bunu siz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir esneme payı var. Yani bu şekilde oynayabilirsiniz. Bakın ne kadar havalı durdum lan. Oha. Ve şöyle çok merak ediyorum ya kulaklığın performansı. Burada mikrofon. Hani bir yayıncı olmak istiyorsanız veya oyun içinde arkadaşlarınızla konuşmak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Hem mikrofonu güzel, hem kulaklık kalitesi güzel. Ben video izledim birkaç tane. Onlar baya bir güzel diyor. Şimdi ben de deneyeceğim. Neyse. En önemlisi arkadaşlar, buraya da koyuluyormuş lan. Bak güzel. Şimdi arkadaşlar kablosuna gelirsek, şimdi günümüzde biliyorsunuz kablolar baya bir eziliyor. Hani ezildi mi yıpranıyor. Ben bunu şöyle bir şeyinize, oğlum kablosunun uzunluğu obo çok uzun. Bak bir şeyine değineceğim arkadaşlar, şu anda kablo gerçekten kalın. Yani kalın, bu ezilse de herhalde bir şey olmaz lan. Valla bak, burada bir tane USB girişi var. Yani USB girişli arkadaşlar, bilginiz olsun şu şekilde. Hemen bunu bir bilgisayara takıp geliyorum. Hop, şu anda taktım, sürücüler yükleniyor, cihaz aygıtı yükleniyor dedi. Oo abi, şunun ışığına bak. Bakın arkadaşlar, burada bir detay söyleyeceğim size. Ses açıp kapatılıyor. Çok güzel arkadaşlar. Burada ışık ve mikrofon açıp kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde. Hem ışığı kapattım. Hem de mikrofon kapandı mı acaba? Onu test ederiz herhalde. Yani ışık kapanıyor bu şekilde arkadaşlar. Arkasına bir şey yapmışlar. Çok güzel. Şöyle size göstereyim kulaklığı. Arkadaşlar. Bu şekilde. Merak eden kardeşlerim varsa. Böyle inciğini, cinciğini, minciğini gösterebilirim.
Evet, sizler gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ürün linkini açıklamaya bırakıyorum. Yani çok uygun, %100 güvenilir arkadaşlar. Zaten yıllardır alışveriş yaptığım bir site biliyorsunuz. Biyotek Bilgisayar ve açıklamada link var bu kulaklığı almak istiyorsanız. Hemen ben bir şey kontrolünü edeyim ya. Bir müzik açayım hele. Oo. Evet dostlar, şu anda kulaklığın mikrofonuyla konuşuyorum ama kafama çok yakıştı ya. Çok sevdim bu renklerini falan. Ya gerçekten arkadaşlar bakın, ürünü %100 güvenilir satın alabilirsiniz. Ürün linkini açıklamaya bıraktım. Çok güzel bir kulaklık. Mükemmel ötesi. Evet, şöyle kulağımdan çıkarttım. Kesinlikle size tavsiye ettiğim tek ürünlerden birisi. Yani çok güzel arkadaşlar. Yani şu ışık sistemi falan görmüş olduğunuz gibi. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürün linki açıklamada arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol bol güzel alışverişler. Hayırlı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan geldim. Şöyle bir şey yapalım. Oyuncak garantili var. AP var. İşte süper platin var. Ve Vendetta susturucu var. Bu da eski bir deste ama bu halen satılıyor diye biliyorum. Bilmiyorum. Leon 1'e geldi. Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şöyle bir kasalara geldiğimizde. Evet. 2022 geldi biliyorsunuz. Zula'da bir ara 2029 kasası vardı. Pardon, 2029 ne ya? 2019 kasası vardı. Ve o kasa gerçekten inanılmaz güzeldi arkadaşlar. Sizce hani şu an markete tıkladığımızda 2022 kasası var mı bilmiyorum ama hani oyuna öyle bir kasa bir daha gelir mi? Ve şu an Zula hayatınızda sizin için, bakın sizin için en iyi kasa hangisi? Hani lütfen yoruma yazın. İşte benim Zul oynadığım sürece gördüğüm en iyi kasa bu. Benim için 2019 abi. Her 3 5 tane açsam 3 tanesinde 2 milyon ZP çıkıyordu ve bu çok 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 değişik bir şeydi. Veya 2 milyon XP çok iyiydi arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bu arada videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki acaba videomuz Zula Mobil mi olsun ya? Çünkü Zula Mobil hesabına da baya bir girmedim. Yani oradan da video falan bekleyenler var. Şurada ben yıldızları açayım. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Kusura bakmayın çünkü aylar sonra bir hesaba gireyim, göstereyim size dedim. İşte silahlar nasıl acaba, çok merak ediyorum. Mesela silahlara geldiğimizde full RTE'de herhalde. Ya birçok silahı RTE diye basmıştım. Bıçağı görmüş olduğunuz gibi. Tabancalar. Hatta bütün her şeyi basabilirim çünkü hesapta 101 milyon ZP var. Yani RTE'de basmamı istediğiniz bir şey varsa söyleyin arkadaşlar. X bir silaha da artı iyi de basıp videosunu çekebilirim. Hani merak ettiğiniz, basamadığınız falan varsa ya, hesap bu şekilde arkadaşlar. Ben mesela şeye giremiyorum. Şu özelleştire giremiyorum çünkü acayip bir şekilde duruyor oyun. Yani böyle bir 5 dakika bekletiyor seni ana ekranda. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani iyi bence ya Zula. Hesap alınmamış ama bu hesap niye alınmamış bilmiyorum. Ama işin garip tarafı arkadaşlar. Mesela ben buraya geldiğimde, mesela X bir silah verdiğimde hediye et diyorum. Bak burada ne diyor? Lan dur, ZP ne? Mesela buna gönder, örnek veriyorum. Bu hesap 01.01.2043 saat. Yani saat 3'te tarihine kadar hediye ve transfer işlemi kapatılmıştır. Aga be. Yani 2040, 2023'teyiz. Şey, 2022'deyiz. Yani 20 yıla 20 yıl sonra açılacak arkadaşlar. Şöyle bir 18-19 yıl sonra Zula kalırsa hediye falan gönderebilirim. Neyse arkadaşlar, desteleri göstereyim. Eski bir deste var mı ya, açalım. Hepsi yeni deste ya. Eskileri bayağı açmışım. Bak mesela bu yok mesela. Bu da yok markette. Bu da yok. Bu varmış. Mesela bu 544 tane. Ondan sonra sınırsız imha kasası. İşte buradan bayağı bir sınırsız veriyor. Ondan sonra aqua eldiven kasası. Ondan sınırsız aqua kasası. 269 tane. Gerçekten bitmez bu kasa arkadaşlar. Ve Mayıs kasası. Bakın bunlar çıkıyormuş. Açıyorum, ben size gösteriyorum. Mayıs kasası var. Çok eski kasalar ve kral kasa. Bu kasayı da çok seviyorum. Baya iyi şeyler çıkartmıştı zamanda bana. Helal olsun bu kasaya. Evet arkadaşlar, Zula kasasını da açayım. Zula karakter kasası. Bunun bir de sınırsız vardı. Bak, sınırsız Taba kasası varmış. Taba. Ondan sonra aynı şekilde Süper Mart kasamız varmış. Süper Mart'a Destansı Quantum destek kasası. Vay. Yanındaki ne lan? Yıldız kasası. Arkadaşlar inanılmaz iyi ya. Ya bu hesap güzel de, işte Zulatuber hesabı. Keşke benim hesap olsaydı. Şu an çok çok daha iyiydi ya bu hesap. Gerçekten çok çok daha iyiydi. Bu arada
Zul altınlarınızı Perdiç Dağ'dan alabilirsiniz. Link açıklamada, %5 bonuslu bonuslarınızı da Zul altına alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Böyleydi Zul Atıbır hesabı. Daha alınma. Çok merak eden kardeşlerim varsa, gizli bir hesap aslında. Yasak, her şeyi biliyorsunuz. Halen alınmamış. Ben de bir video yapayım dedim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.